Evet arkadaşlar, bıldırcınlarımızı koyacağımız ana kucağımız bu. Bunu biz kendimiz yaptık. Burada bir gübrelik var. Evet. İçeride iki tane lambamız var. Bir tanesi seramik ampul. Bir tanesi normal sarı ampullerden, ısı veren şeklinden. Tabanı bu şekilde paslanmaz, boyalı ince telden. Şöyle bir dijital termostat taktım ben buna. 37 dereceye ayarlayacağım şu an, civcivlerimiz yeni olduğu için. Şunun içine yemimizi koyacağım. Biraz şu kenarları çok yüksek olmaması gerekiyor bıldırcınların içine girip yemlenmesi için. Daha sonra farklı yemlikler koyacağız. Çünkü içerisine pisliyorlar yemin. O yüzden tedbirimizi almamız gerekiyor. Evet, yavrulara vereceğimiz yem bunu bu şekilde süzgeçten eleyerek toz halini vereceğim. Yavrularımız için ideal bir yem şu an. Bunun kalan tanelerini de yetişmiş bıldırcınlarımıza veya civcivlerimize verebiliriz. Evet arkadaşlar, yemimizi eledik ve suluğumuz bu şekilde. Bu hayvanlar ıslandığı zaman ölüyorlar arkadaşlar. Mutlaka normal kuş suluğu bu. Hatta ben bunun şurasını da yine bant çektim. Bunun dahi şu araya içeriye girip burada ıslanıp ölüyorlar. Daha önceki tecrübelerimden istifade ederek bunun burasını bantladım. Sadece şu açıklıktan su almaları onlara yeter. Bıldırcınlarınızın sayısına göre bunu 2, 3, 4 adet olarak içerisine koyabilirsiniz. İlk bir hafta şekerli su vereceğiz. Yalnız şekerli su arkadaşlar, ortam sıcak olduğu için içerisi, yani günlük değiştirmeniz gerekiyor. Çünkü şekerli su bozulur sıcakta. Belli bir süre sonra hayvanlar zehirlenir ve ölürler. O yüzden günlük olarak suyunu değiştirmemiz gerekiyor. Evet arkadaşlar, büyütme kafesimiz, ana kucağımız istediğimiz sıcaklığa geldi. Şimdi yavrularımızı, civcivlerimizi yerine alacağız. Hadi bismillah.
Evet, civcivlerimizi yerlerine yerleştirdik arkadaşlar. Şu an ortamdan memnun gibiler, hareketliler. Böyle bir arada üst üste yığıldıkları zaman bilin ki hayvanlar üşümüş, ısınmaya çalışıyor demektir. İçlerinde biraz cansız olan, ölecek gibi olanlar var. Artık net bakalım kaç tane civcivimiz kalacak. İlla ki ufak tefek ölümler olur ama yarısından fazlasını kaybederseniz bir yerde bir hata yapıyorsunuz demektir. Evet. Yine ilerleyen günlerde civcivlerimizden, bıldırcın civcivlerimizden sizlerle beraber paylaşım yapacağım. Şimdilik iyi seyirler.